Evet, ayı gökyüzüne taşımak bir sonraki hareketimiz. Aslında bir önceki harekete benzer prensiplere sahip, yani yukarı aşağı bir hareket olup vurgu yapıyorsunuz aynı zamanda. Yani burada bir yer, bir nevi dördüncü boyut da işin içine girmiş oluyor hareket açısından. Tek farkı şu, birinci harekette biz sadece aşağı yukarı 90 derece kadar sağa ve sola dönüyorduk. Bunda ise birazcık daha geriye dönmeye çalışıyoruz. Yani daha geriye doğru. Bu sefer aynı zamanda ellerinizde sanki bir top tutmuşuz gibi. Yalnız bu top tutma olayında biraz rahat bırakın ellerinizi. Yani çok böyle kasmayın. Genel top tutun dediğiniz zaman insanlar böyle top düşecek diye katı bir şekilde tutmaya çalışıyorlar. Bu sefer de hareket de böyle daha katı bir hale geliyor. Hayır, rahat bırakın. Tamamen geri çek olsun. Evet, nefes alırken yükseldik. Yükseldiğimiz son noktada arkadan gelen elimiz, avuç içi, diğer kolun koltuk altına doğru geliyor, bakıyor. Diğer el ise geriye doğru yükseldi. Burada olması gereken önemli şey şu, ne kadar geriye gittiğiniz önemli değil. Yani sizin fiziksel koşullarınız uygun değilse, hani 90 derece, yani 100-120-130 derece de geriye gelebilirsiniz ya da tamamen 180 derece de geriye dönebilirsiniz. Bu size kalmış olan bir şey. Ama yukarı bakan kolunuz ne şöyle tamamen dönedik. Aşağı yukarı 45 derecelik bir açıyla gelmesi gerekiyor. Bu. Nefes verirken ise bıraktık, aşağı süzüldü. Aldık topu, nefes al. Ver. Nefes al. Ver. Burada yine dikkat etmenizi istediğim şey, bunda ayaklar sabit. Bakın, topuklar yerden kalkmıyor kesinlikle, tamamen sabit. Aynı şekilde bacaklar da, dikkat edin. Yani şöyle, genelde en büyük olan sıkıntılar bir tanesi, bir önceki harekette de bacakların içeri dönmesi. Hayır, tamamen kuamız açık, bacaklar güçlü, pelvik tabanımız güçlü ve bu duruştayken sadece yükselip alçalıyor bacaklar.